Merhaba sevgili Instagram severler. Bugün konuğumuz Mevlüt'e Yeşiltepeler olacak ve onunla birlikte kadının toplumdaki ya sosyal ve ekonomik yaşamdaki yerinden bahsedeceğiz. Bu görüşmeyi de Sosyal Hizmet Akademisi kanalı üzerinden gerçekleştireceğiz. Birazdan konuğum yayında olacak. Şu an görmüyorum kendisini ama o katıldığında onu da davet edeceğim. Umarım güzel bir pazar geçirmişsinizdir hepiniz. Güzelce dinlenmişsinizdir. Eskiden böyle biliyorsunuz haftanın tüm yorgunluğu hafta sonunda atılır ve sonrasında da yine pazar günü bu arada gelenlere bir de göz atıyorum konuğum gelirse kaçırmayayım diye. Haftanın yoğunluğu, yorgunluğu atılır, alışverişler yapılır. Sonrasında da böyle haftada bir oluyordu o duşlar. Çok eskilerden, belki de 20-30 yıl öncesinde. Lakin bunu son dönemlerde Almanya'da da böyle olduğunu gördüm, duyuyorum. Ve sonrasında da o pazar sineması izleniyordu. Bilmiyorum halen böyle midir? Ben mi konuk olacaktım diye şu an bir bakmam lazım. Şöyle. Tabii bu canlı yayınlara alışana kadar ben biraz zaman alacak haliyle. Umarım birbirimizi yanlış anlamamışızdır. Gerçi öyleyse ben onların konuğu olmuş olurum. Sanki ben Mevlüt Hanım'ın konuk olacağım diye öyle kaldı aklımda ama bakalım şimdi bekleyip göreceğiz. Konuğuma şimdi istek attım ve bekleniyor. Birazdan gelecek ve muhteşem bir program yapacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de Sayın Gamze Özyedek'le birlikte kadın girişimcilerle ilgili bir program yapmıştık. Bugün de sosyal ve ekonomik yaşamda kadının yeri nedir? Bunu etkileyen faktörler nedir? Nasıl daha pozitif etkilenebilir? Bunun üzerine konuşacağız. Tekrar başlatabilirim. Evet. Hemen tekrar atıyorum isteği. Umarım bu sefer başarıyla gerçekleştirebiliriz. Şu an konuğumu bekliyorum. Böyle yazıyor ekranımda. Birazdan Mevlide Hanım'la çok güzel bir program yapacağız. Çok güzel şeyler öğreneceğiz. Sıcacık bir sohbet olacağından eminim şimdiden. Bu arada diğer telefonum da burada açık. Onunla da yayına gelen hoş geldiniz Nilgün Hanım. Merhabalar. Yayına gelen misafirlerimizi daha rahat takip edebiliyorum. Ve yorumları diğer telefondan daha rahat okuyabiliyorum. Evet, yine konuğumu şu an bekliyoruz. Gerçi bu da güzel oluyor. Bu arada katılabilenler, hatırlayanlar zamanında katılmış oluyor. Çoğu zaman da gerçi sonrasından izliyorlar tanıdıklarım. Şu an Sosyal Hizmet Akademisi'ni bekliyoruz. Umarım benim telefonumdan kaynaklanmıyordur. Annem de orada. Ben İyi Mevlüt Hanım akşamlar hoş hocam. geldiniz. Merhabalar. Bu ne güzellik. Ben sizi duyuyorum ama benim sesim mi gelmiyor acaba? Sanırım biraz az çekiyor gibi bir şey. Yani donuyor yayın. Aa, benden dolayı mı donuyordur acaba? Bilmiyorum ki bugün ama var bir internetimde bir sıkıntı. Hemen şuradan mobil veriyi de açalım. Evet, umarım daha sağlıklı ilerleyebilir bu şekilde. Biraz iletişim kopukluğu oldu. Olsun olsun hiç sıkıntı değil. Aynen Doğru öyle. ben mi size konuk olacaktım, siz bana konuk olacaktınız değil mi? Bunu doğru hatırlıyorum. Evet öyle oldu. Sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. Mühim değil hocam. Sıkıntı yok. Ben de size konuk olurum.
Şimdi ben biraz öğrenci olduğum için hani konuk olma fikri bana biraz şey geldi yani. Çok erken gibi geldi. Aa, hiç erken olur mu? Neticede öğrenci de olsanız siz de çevrenizde gözlemler yapıyorsunuzdur. Yani kadının sosyal yaşamdaki ve ekonomik yaşamdaki yeriyle ilgili. Yine siz de sorabilirsiniz. Ben de cevaplayabilirim. Bizim misafirimiz olan Tabii ki konuklar. hocam hiç fark etmez. Zaten biraz sohbet havasında bir yayın olacaktı. Çünkü hani bir soru cevaptan ziyade. Evet, aynen öyle. Geçenler kendini tanıtmak ister misin bu arada? Tabii hocam. Ben sosyal hizmet bölümü öğrencisiyim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okuyorum. Onun dışında açıktan yani kızacaklar belki bazı arkadaşlarım ama bunu sadece çocuklarla çalışmak istediğim için Açık Öğretim Fakültesinden çocuk gelişimi okuyorum aynı zamanda. Hani onu bir meslek olarak yapmak gibi bir derdim yok. Tamamen sadece çocuklarla çalışmak istediğim için bunu yapıyorum diyeyim. Bu şekilde bu kadar. Bu arada hayatın nereye götüreceği hiç belli olmaz. Siz şu an onu meslek olarak yapmam diye bakabiliyorsunuz belki. Lakin o bölümün önü çok açık. Biliyorum Türkiye'de açık öğretimden çocuk gelişimi okunmasına karşı baya büyük bir tepki var. Tepkili bir kesim var. Lakin ben sıcak bakıyorum. İnsanların bu alanda eğitim almasını açık öğretimden de olsa çok değerli ve elden buluyorum. Ve siz yarın öbür gün hiç belli olmaz yurt dışına gidip çalışmak istediğiniz zaman sizin diplomanız açık öğretimden mi, örgün öğretimden mi diye sormuyorlar, sormayacaklar. Bu sebeple de gelip burada açık öğretim diplomanızla da bu alanda çalışabilirsiniz ve inanılmaz bir açık var. Bugün bizi dinleyen tüm konuklarımızın da kulağına küpe olsun. Anaokul öğretmenliği olarak, kreş öğretmenliği olarak inanılmaz bir açık var ve çocuk gelişimini Türkiye'de bitirdiğiniz zaman anaokul öğretmeni olarak burada çalışabiliyorsunuz. Maksimum bir 6-7 ay bir tanınma süreci oluyor. Hani tanıtıyorsunuz ve yine o dönemde çalışıyorsunuz, maaşınızı da alıyorsunuz. Maaşınızın %80'ini almış oluyorsunuz. Tam maaş almıyorsunuz. Merak edenler için birimi söyleyeyim. Konu açıldı diye söylüyor, anlatıyorum. Umarım şey değildir. Önemli değil hocam. Bu da gerçi bizim konumuza giriyor. Yani Kesinlikle. belki de birçok şu an kendi mesleğini yapamayan, üniversiteyi bitirip mezun olmuş bir bölüm daha okumak isteyen kişilere bir faydamız olabilir bu anlamda bu Evet, tabii ki. tavsiyeleri. Ben kesinlikle okunması taraftarıyım çocuk gelişiminin. Çünkü yarın öbür gün yurt dışında başka bir ülkeye, bu Almanya olur, Hollanda olur, Polonya olur, İngiltere olur. Buralara gitmek istediğinizde çocuk gelişimi mezunu aynı bir IT, biliyorsunuz IT alanında da her yerde iş bulabiliyorsunuz. Dünyanın her yerinde. Çocuk gelişiminde de Avrupa ülkelerinde acayip büyük bir açık var. O sebeple böyle mum yakıp eleman arıyorlar. Ve gayet de güzel maaşlarla işe başlayabilirsiniz. Hani hiç belli olmaz. Yarın öbür gün yolunuz Almanya'ya düşerse Umarım. orada umarım işe başladığınız zaman dersiniz ki ay hiç böyle düşünmemiştim ama iyi ki de okumuşum Evet. diye. 2.000 euro net olarak maaşla işe başlanıyor. O dediğim gibi işte ilk tanınma süresince 1.600 gibi bir şey olacak. Ama onun sonrasında gayet güzel bir maaşla hayatına devam edebilecekler. O sebeple hiç açık öğretilmiş değilmiş diye düşünmesinler. Lütfen okusunlar. Yani size de başarılar diliyorum. Sıkı sıkı sarılın. Muhteşem bir bölüme başlamışsınız paralelinde. Umarım öyledir. Hani dediğim gibi ben aslında sosyal hizmeti daha çok seviyorum. Hani sosyal hizmet mesleğini daha çok seviyorum. Bu alanda da en çok hani böyle çocukların olduğu alanda dediğim gibi çalışmak istediğim için ne kadar çok bilgi edinsem o kadar kârdır diye düşündüğümden istedim. Hani gönül istiyor ki ülkemizde yapalım mesleğimizi. Sonuçta insanlara dokunacağımız bir meslek ve hani gerçekten çok önemli. Umarım biz mezun olana kadar hani ülkemizde yapma şansı tanınır bize bu mesleği ve yurt dışına gitmek gibi bir gerekçemiz olmaz. Umarım hemfikiriz o konuda. Ben de çoğu zaman düşünüyorum döneyim mi diye. Özellikle bu da yeğenim doğduktan sonra Atlasçıyım canım benim.
Onu böyle sürekli özledikçe ve sürekli Türkiye'ye gitmek istedikçe acaba Frankfurt'ta doğru mu yapıyorum burada kalmakla diye çok fazla düşündüğüm oluyor. Son dönemlerde iki taraflı da hani kombine edip hem burada hem orada çalışacağım bir sistemi ben de sık sık düşünüyorum. Yani sosyal hizmetleri dediğiniz gibi çocuk gelişimle buluşturup belki bir gün kendi firmanızı, kendi danışmanlık kurumunuzu yani hiç belli olmaz. Bunları da açabilirsiniz. Umarım. Umarım. Bu arada az önce bir soru geldi Rabia Hanım. Sosyal hizmetin açık öğretimde okunması hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Bu konuda da karşı geliniyor demişler. Bir önceki yayınımızda da konuşmuştuk hocam bunu sizinle. Dediğim gibi aslında karşı olunan şey sistemin aksaklıkları, hani teknik problemler. Sadece teoriye dayalı bir eğitim söz konusu ve sosyal hizmet, çocuk gelişimi teoriyle öğrenilebilecek meslekler değil. Dediğim gibi hani bizler örgün eğitimde vaka analizleri yaparken hani bunları öğrenirken o arkadaşlar hani şu an açık öğretimden kendim de okuduğum için sınavlarını görebiliyorum. İşte aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili bir kurum değildir? Hangisi sosyal hizmeti mesleğine dair bir kurum değildir? Şeklinde sınanıyorlar. Bu şekilde bilgi edinerek ne kadar gelişebilirler? Elbette hani kendimizi geliştirebiliriz. Belki hani dışarıdan kendimiz ekstra kaynaklarla geliştirebiliriz. Ancak şöyle bir problem var ki okuldan alınan hani o eğitimle kitaptan okuyarak öğrenilen eğitim çok farklı. İster istemez hani değiştiriyor. O zaman herkes bir meslek sahibi olabilir zaten. Ki ülkemizde örgün eğitimde bile çok büyük problemler var. Hani bir sürü sosyal hizmet eğitimi veren üniversite var Türkiye'de ama hani bunlardan 3-4 tanesi belki 5 tanesi gerçekten anlamlı etkin bir eğitim veriyor ve gerisi tamamen böyle hani açık öğretimden hallice diyelim. O yüzden de açık öğretim sisteminin kapatılmasını istiyorlar. Bu hem istihdam sorununa yol açıyor. Çünkü binlerce mezun veriliyor ama istihdam yok. Alım yok. Hani meslek elemanı alımı yok. Bir dönem Türkiye sosyal devlet anlayışına hani büründü. Avrupa Birliği'ne girme durumu söz konusu olduğundan sosyal hizmet bir hani revaçta olan bir meslek oldu. Bayağı bir alım olması düşünüldü ama Avrupa Birliği fikri geride kalınca bu sefer sosyal hizmet uzmanları geri planda kaldı. İster istemez atamalar düştü ve hani ona olan ilgi de düştü. Yine hani ülkemizdeki en büyük problemlerden biri şu. Sosyal hizmet uzmanı yerine başka meslek gruplarından atamalar söz konusu. Ne bileyim sosyoloji mezunu gidip sosyal hizmet uzmanı olabiliyor. Ya da hani en komiği de şu. Akademisyenlik ilanları oluyor bazen işte yüksek lisans falan. İşletme mezunu birisi sosyal hizmet bölümünde akademisyenlik yapabiliyor Türkiye'de. Bu pek uymamış. Hani gene sosyoloji Aynen hani sosyoloji belki bir şekilde olabilir. tamamlar. Evet, Ama alan dersleri var mesela sosyolojiyle ilgili ama bu tarz sorunlar da hepsi eklenince bir de açık öğretim eklenince bu sefer örgün okuyanlar için bir haksızlık, adaletsizlik gibi bir durum söz konusu oluyor. Çünkü AÖF'le okuyanların KPSS'ye hazırlanma imkanları da daha yüksek oluyor. İster istemez kolay olduğu için eğitim orada. Bu yüzden biraz karşıtlık var yani. halbuki şöyle düşünülse ne kadar güzel olur değil mi? Örgün öğretime girme imkanı olmayan bugün çok insanımız var Türkiye'de. Maddi sebeplerle yahut aile durumu, aile dinamiği el vermediği için örgün öğretimde okuyamayacak insanlar var. Biliyorsunuz birçok genç kızımız çok erken yaşlarda evlendiriliyor. Onların yine üniversiteye gitme durumu çoğu zaman mümkün olmuyor. Lakin evliliğin birkaçıncı yılında eşlerini razı edip açıktan da olsa okumaya çalışıyorlar. Hani bir altın bilezikleri olmuş oluyor bu kadınlarımızın kolunda. O sebeple aslında açık öğretim ben çok elzem, çok değerli buluyorum. Benim çok yakın bir akrabam ilkokul mezunuydu ve evlendi, ayrıldı. Sonrasında açık öğretimden ortaokulu, liseyi, üniversiteyi tamamlayıp çocuk gelişim okuyup öğretmenliğe başlamıştı. Bundan 10 yıl öncesinde.
Hani o gidip örgün öğretimde devam edemezdi. Hani onun için bu büyük bir imkan olmuştu ve onun gibi belki de nice kadınlar o sebeple bence çok önemli. Çünkü herkes hayatta eşit imkanlarla Tabii ki. başlamıyor. Yani, eskiden vardı bu dershaneler, belki şimdi etüt sistemi var. Bunun olmadığı, özel ders alamayan, şimdi hani öyle hani eşitlik bazında bakarsak özel ders alan çocuklarla, gençlerle hiç ders almayan, bunu hiç imkanları el vermemiş, hatta liseye paralel çalışmak zorunda kalan o kadar çok gencimiz var ki halen. O da tabii gelir kazanamıyor haliyle. O sebeple o insanlarımızın da okuyabilme imkanı bulabilmesi açısından açık öğretim ben hep değerli buluyorum. Kim ne derse Burada desin. temel sorun aslında hani kişisel değil de okuyanlara değil de hocam sistemin düzeltilmesi gerekiyor. Yani ARF'ünden tutalım yani açık öğretimden tutalım örgüne kadar tamamen eğitim sisteminin düzeltilmesi gerekiyor ve hani o verilen mezun sayısına paralel bir şekilde istihdam da sağlanması gerekiyor ama o olmadığı zaman problem büyük oluyor işte. Konuşmamız gereken zaten bugünkü konumuzla da bağlantılı olan durum biraz da bu istihdam. İstihdamı ülke üretmediği zaman bireyler nasıl üretebilir? Nasıl birbirlerine destek olabilirler? Nasıl organize olabilirler? Bu çok mühim. Örneğin Almanya'da yıllar öncesinde bu 68 kuşağında 68'lerden sonra biliyorsunuz 1968'de burada bir öğrenci hareketi oldu. O zaman bu öğrenci hareketini de tetikleyen kadınlardı ve kadınlar dediler ki hep erkekler mi revolüsyon yapacak? Biz de artık söz sahibi olmak istiyoruz. Biz de katılacağız. Biz de okuyoruz çünkü üniversitelerde özellikle de politika, siyasi bilimler okuyan öğrenciler Berlin'de biz de bir şeyleri değiştirmek için söz hakkımız olsun istiyoruz dedi kadınlar ve çoğunun da tabii çocuğu vardı ve ne oldu? Onlar kendileri kurdular kreşleri, çocuklarına bakabilecek, eğitim verebilecek kreşleri. Böyle çok profesyonel olmayan sistemle bir başlangıç sağlandı. Ve o sebeple de burada bu kreş sistemi çok gelişti ta 68'lerden bu yana. Yani demek istediğim bu bir projedir, bir örnektir. Evet, bir istihdam yok. Yani devletin bize açtığı bir şey şu dönem yok mesela Türkiye'de. Lakin herkes şunu düşünmeli belki bu dönemde. Ben ne yapabilirim? Neyi üretebilirim? Ne sunabilirim? KPSS'ye çalışmak herkesin de harcı değil. Maalesef çok yüksek puanlar, zalimce yüksek puanlar isteniyor atanabilmesi için insanların. Ya seviyorsunuzdur ve oturup ders çalışacaksınızdır yahut da orada bir seçenek doğuyor. Ben neyi severek yapıyorum? Benim hobim ne? Mesela. Bunun üzerine yoğunlaşıp o alanda hizmet verildiği zaman çok başarıya ulaşılabileceğini düşünüyorum. Örneğin bugün daha bir markanın bir programını izledim. Rabia Aca diye bir hanımefendi. Yani çok böyle 500 liralık bir 500 liralık bir bütçeyle firmasını açmış, kendi markasını oluşturmaya çalışmış. Bilmiyorum şu dönemlerde nasıldır izlediğim YouTube videosu çok aktüel miydi? Ona da dikkat etmedim. Mutfakta biraz işlerimi yaparken onu arka planda dinledim. Lakin çok minicik paralarla, çok minik böyle emeklerle, adımlarla böyle adım adım ilerleyip aslında hepimiz hani illa devlete bir kapak atmak yerine kendimiz neler yapabiliriz bir onu sorgulamamız gereken bir dönemdeyiz. Şartlar onu gerektiriyor. Belki kadınlar, erkekler yani cinsiyet ayırt etmeden bunun yapılması lazım. Ama tabii bizim bugünkü mevzumuz kadının ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri olduğu için özellikle de kadınlarımız. Çünkü bizim esasında kadınlarımız çok becerikliler, çok yönlüler, çok aslında sabırlılar, istikrarlılar. Ve bu kadar büyük bir enerji, bu kadar büyük bir yetenek evde oturuyor yani bunu toplumun çoğuna yayarsak ya da evde oturmak zorunda olduğunu hissediyor. Çünkü korkuyor. Bir şeye adım atsa başarılı olabilecek mi olamayacak mı bilmiyor. Ve sonra bir problem daha doğuyor orada. Zengin koca arayışına giriyorlar. Yahut erkekler için de bu çok yaygınlaştı. Onlar da zengin hatun arayışına giriyorlar. Kurtuluşu orada görüyorlar. Halbuki o da işte daha fena bir yola sürükler aslında çiftleri. Kesinlikle. Öyle.
O sebeple belki de hep düşünmeliyiz. Ne yapabiliriz? Ne yapabilir kadınlarımız? Diye. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de hocam aynı şekilde hani katılıyorum. Şimdi ülkemizde hani Türkiye üzerinden aslında tek değerlendirmek gerekmiyor da hani dünya üzerinde aslında bu böyle. Kadınlar hep bir geri planda hani tutulmuş, geri planda kalmış. Maalesef. Ekonomik ve sosyal ve hatta siyasi hani yaşamda da her ne kadar haklar, yasalar olsa da hep hani dışlanmış, aşağı görünmüş. Hani bir eşitlikten söz ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz bir durum var. Bu da aslında çok yanlış anlaşılan bir konu. Şöyle bizim toplumumuzda hani sadece kulaktan dolma bilgi anlayışı olduğundan dolayı hani bu kadın erkek eşitliğini biyolojik fiziksel bir eşitlikten ziyade görüyorlar ama halbuki böyle bir şeyden bahsetmek mümkün değil ve doğru değil. Çünkü bir kadın bile diğer kadından ya da bir erkek diğerinden farklıdır, eşit olamaz biyolojik veya fiziksel olarak. Buradaki eşitlik aslında hak temelli olan yasalara dayalı bir eşitlik söz konusu. Örneğin istihdam alanında baktığımız zaman kadınlar daha düşük maaşla çalıştırılıyor. Hani eğer evli değilse daha geri planda kalıyor. Çünkü bu evlenecek, evlilik izni, eş durumundan dolayı şehir değişikliği olabilir diye ya da anne olacak, hamile kalacak falan diye bunlar hep kadının istihdam edilmesinin önünde engel olarak görülüyor. Aslında bunun en temelini yine hani ataerkil toplum yapısı, liberal bakış açısı ister istemez hani bu kadını hep böyle bir geri planda tutma. Kadının evi yeri evidir. Elinin hamuruyla işte karışma, erkek işine karışma. Bu erkeğin işi. Veya istihdam sağlanan kadın meslekleri olarak adlandırılan alanlara baktığımızda da kadınlar genelde eğitimci. İşte çocukla ilgili alanlarda çalışır. Hani aşçılık belki bir nevi onu bile hani erkeklerde daha çok görüyoruz yaptıklarını. Hemşirelik gibi yani mesleklerde bile kadın erkek ayrımı yapılabiliyor. Ama halbuki kadınlar yönetici de olabilirler. Hani bir ülkeyi de yönetebilirler. Bir çok başarılı bir iş insanı olmalıdır bir kadın. Politikacı olmalıdır. Baktığımız zaman bu gelişmiş ülkelerde bile çok nadir görüyoruz yönetici kadın. Maalesef. Yani en iyi bildiğimiz yönetici şu an Merkel yani Almanya'nın yöneticisi ve Evet. çok başarılı. Yani bence gördüğümüz kadarıyla tabii herkes yaşadığı yeri bilir ama Hemfikiriz kesinlikle. Doğru, çok doğru gözlemleyin. yani bu şekilde düşünüyorum. Aslında bizim bu konuşmamızın temeli benim bir paylaşımım olmuştu. Şöyle, ben o gün çok öfkelenmiştim. Nasıl diyeyim? Ya böyle sürekli çevremdeki kadın arkadaşlarıma bakıyorum. İşte kocamın parası, eşim almış, işte parası var sağ olsun. Aslında kendi ekonomik bağımlılık durumlarında da hani eşleri sayesinde elde ettikleri maddi imkanlarla gurur duyuyorlar. Bu çok büyük bir yanlış ama bunu yine toplum aslında onlara hani lanse ediyor. Bunun doğru olduğunu sunuyorlar onlara. Çünkü neden? Baktığımız zaman toplumumuzda okuyan kadın, çalışan kadın ne yazık ki iğrenç bir düşünce ama ahlaksız ve namussuz olarak görülebiliyor çoğu zaman. İşte yani kadın sadece anne olur, çocuğuna bakar, iyi bir eş olur. Ama halbuki kadın iyi bir yönetici olabilir, iyi bir eğitimci olabilir, doktor olabilir, iş insanı olabilir, bilim insanı olabilir ve bunun yanında iyi bir eş ve iyi bir anne de olabilir. Ama hani kadına atfedilen rol sadece annelik veya iyi bir eş olmak olmamalı diye düşünüyorum. Böyle. Çok haklısın, hemfikiriz ve burada unutulan bir şey var. O eşinin variyetiyle gurur duyan hanımefendiler şunu bilmeliler. O eşin variyeti aslında onun variyeti. Yani hanımefendinin variyeti değil. O her ne kadar onu evlatlarla ödüllendirmiş olsa da biliyorsunuz maalesef son dönemlerde de bunu çok görüyoruz.
3 yılın, 5 yılın, 10 yılın, 15, 20 yılın sonunda ayrılıklar oluyor ve kadını yine geldiği gibi bırakma, gönderme taraftarı oluyor bu tarz erkekler. Tabii ki. Şöyle bir durum söz konusu. Eğer birisi ticaret ehli ise, para kazanıyor, güzel para kazanıyorsa, onların dünyası genelde bunun üzerine dönüyor. Kadın ona uyduğu sürece, eyvallah dediği sürece o sisteme, o sistemin bir parçası olabiliyor. Yani bu sistemde hani eyvallah demenin içerisine birçok şey giriyor. Tatil yerlerinin çoğu zaman bu otorite, yani para kimdeyse o belirliyor. Oturulacak evi o kişi belirliyor. Yerine göre beyefendi 15-20 yılın sonunda ben ikinci bir eş istiyorum diyor. Ve kadın kendi hiçbir şey başaramadığı için, işi gücü olmadığı için, kocasının o 3 kuruş parasını hep tav olup kaldığı için onun belki ikinci karısına eyvallah demek zorunda kalıyor. Bunları çok görüyoruz eşimizde, dostumuzda, etrafımızda gözlemleyebiliyoruz, haberlerde görüyoruz. Kadınlar maalesef birçok eziyete maruz kalıp yine de oturmak zorunda kalıyorlar. Sırf o ev için, sırf o araba için, 3 kuruş para için. Halbuki baştan kendilerini, kendi gözlerini o parayla boyamasalar, lüksü hepimiz severiz. Bu insanın doğasında var. Kesinlikle. Lüksü, evet hepimiz severiz. Lakin istediğimiz şeylere belki de kendi elimizin, kendi emeğimiz olmalı, kendi alımızın teri olmalı. O zaman tadı çıkacaktır. Buna inanıyorum. Onun dışında hep böyle kaygandır zemin. Yani Evet. bugün maalesef zaman zaman Instagram'ın keşfetine evet düşüyor hanımefendiler, ne bileyim altınıyla övünebilen, bindiği araba. Neticede bunların hepsi dünya malı. Olsun tabii, Kesinlikle. herkesin en güzel evlerde otursun, herkes en güzel arabalara binsin. İnsanlar Mars'a gitmekten bahsediyor dünyanın bir tarafında. Hani bizim için de lüks olmasın artık takılan takılar. Yani herkes gönlünden geçen her şeyi kullanabilsin. Kesinlikle. Ve tabii ayakları yere basarak ve ne kadara bunun benim emeğim diyerek buna sahip çıkmalılar. Hani şunu bence gözden geçirmeli kadınlar. Hani zengin erkek diye peşinde koşulan bu erkeklerin çoğu için o arabasından farkı yok bazı kadınların. Evet. Yani ben gidip de kendime o araba, hani çoğu zaman da arabasından daha arka planda geliyor eşleri birçoğunun. Üzücü, lakin böyle. O sebeple hani o sisteme dahil olmak istiyor muyum? Hiç emek vermeden bu sisteme dahil olmak istiyor muyum diye kızlarımız güzelce bol bol düşünmeli. Anneler güzel yönlendirmeliler evlatlarını. Hani derler ya, davul dengi dengine. Yani Evet. ancak o sistemde güzel gidebilir evlilikler. Ancak o sistemde hakkını koruyabilir kadınlarımız. Yahut erkekler de. Yani kapıyı çıkıp yani hiç kimse tabii ki kapıyı vurup çıksın istemiyoruz. Lakin haksızlığa, işkenceye, şiddete maruz kaldıklarında ben oynamıyorum diyebilmesi için her kadının kolunda bir bileziği, bir mesleği olması lazım. Kocanızın bugün parası olur, yarın olmaz. O zaman da siz destek olursunuz. O Evet. sebeple bunlar Kesinlikle. hepimiz bunu tekrar bir de böyle gözden geçirmeliyiz diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum hocam. Şimdi son dönemlerde baktığımız zaman evliliklerde boşanma oranı hani oldukça arttı. Hani daha fazla görülüyor. Özellikle kısa zaman içinde ve buna böyle nasıl diyeyim daha eski insanlar şu şekilde düşünüyorlar. İşte şimdikinlerde sevgi yok, işte tahammül edemiyorlar, evliliği sürdüremiyorlar. Halbuki ben çok fazla büyük insanlarla konuşan biriyim ve hani büyüklerimle çok sohbet ederim. Dinlediğim zaman o uzun 30-40 yıllık evlilik yaşayan akrabalarımı diyeyim, büyüklerimi diyeyim. Aslında kadınların çoğu çaresizlikten katlanıyorlar buna. Yani tutunacak bir dalları yok. Baba evine dönemiyor çünkü çocukları var ve kabul edilmiyor çocuklarıyla birlikte. Elinde bir mesleği yok. Dolayısıyla da çekmek zorunda kalıyor. Ama bu hani nasıl diyeyim, madalyonun diğer yüzünü sadece görüyorlar çünkü. Sevgi ve aşk olarak görülüyor ama halbuki öyle değil. Birbirlerinden nefret ediyorlar ama
ömürlerinde beraber geçirmek zorunda kalıyorlar ve bu da şimdiki gençlere biraz nasıl diyeyim taş atmalarına sebep oluyor. Bu da kötü bir durum tabii. Maalesef çok haklısın. Tabii bir evliliği ayakta tutan çok fazla faktör var. Belki Evet. en önde geleni saygı, sevgi, iletişim. Hatta sevgiden öndedir iletişim. Hani saygı olmazsa olmaz, saygı zaten herkese karşı gösterilmesi Evet. gereken, yani kendine de saygısının olması lazım insanın. Ve ancak o zaman karşı tarafa gösterebilir. İletişim yine şart, zaruri, olmazsa olmaz. Sevgi tabii, o onsuz evlilik zaten düşünülemez. Ve bunlar olduktan sonra da bunların böyle devam edebilmesi için çiftlerin hep birbirlerine destek olabilmeleri lazım. Belki eski dönemde bunu yapabiliyorlardı ve dikkat dağıtıcı faktörler daha azdı eskiden. Şimdi hem kadının hem erkeğin dikkatini dağıtacak çok fazla faktör var. Bu sosyal medya sayesinde olsun, imkanlarımızdan dolayı olsun. Görüyorsunuz hani dışarıda şöyle evlilikler de var, böyle formlar da var. Kimisi filmlerde görüyor, onu istiyor, arzuluyor. Kimisi sosyal medyada görüyor, onu arzuluyor. Bunlar da ister istemez birçoğumuzun dikkatini dağıtıyor ilişkiden beklenti bazında. Kesinlikle. Beklenti Çıtayı artınca da yükseltme diyoruz yani. aynen öyle. Beklenti artınca ben ne sunuyorum diye düşünmekten ziyade ben ne alıyorum diye düşünüyor birçok insan ilişkisinde. Belki de bu da baltalıyor ilişkileri. Belki de şunu düşünebilmek lazım. Ben bu ilişkiye ne veriyorum? Tamam, şunu alıyorum ama bana ne veriyor? Hani bunu düşünmek belki birçoğumuza çok iyi gelir. Ve dediğin gibi, evet, o eski evliliklerde insanlar psikolojik şiddete maruz kalmışlar, susmuşlar. Aldatılmalar çok görülmüş maalesef, susmuşlar. Yine bedensel şiddete maruz kalmışlar, sadece psikolojik değil. Tabii Yine ki. susmuşlar, yutmuşlar. Bu dini inançlardan bağımsız, maddi durumdan bağımsız, yani çok durumu hali vakti yerinde olan ailelerin kızlarının da benzer durumlara maruz kaldığına ben çok şahit oluyordum Kayseri'deyken. Yani böyle bir kültür var maalesef. Hani boşanmanın çok kötü olduğuna dair. Evet. Boşanması o kadın için her şeyin işte, düşünsenize bir eşi ölenin adı dul oluyor Türkiye'de kadın bazında. Bir de boşandığında adı dul oluyor. Yani ne kadar Evet. saçma. Yani bu bir bedensel bir özür demedi, bir engel gibi görülüyor. Yani bir hatta çok özür dilerim, bedensel engele insanın yapacağı bir şey yok. Lakin hani kendi elinizle kendi alnınıza çaldığınız bir karar gibi görülüyor ayrılma kararı. O sebeple halen günümüzdeki kadınlar dahi bununla mücadele ediyorlar bu kararı alırken. Bu da ne Kesinlikle. oluyor? 10 bin kere düşünmesine vesile oluyor. Lakin bizim dönemimizin kadınları daha cesurlar. Ben bu adamı çeker miyim? Hayır diyor. Bana vuracaksa maksimum bir vuruyor, iki vuruyor. Üçüncüye hanımefendi çekiyor kapıyı, çıkıyor. Ya da aldatıldığı durumlarda kalmak istemiyor artık kadınlar ve kalmasınlar da zaten. Çünkü bunların her biri tekrarlıyor. Daha flört döneminde sevgilisine vurmaya çalışan erkekler ve bunu kabul eden kadınlar var. Evlendikten sonra bu değişmiyor. O kadın o şiddete Tabii ki. maruz kalıyor. Bazen danışıklı dövüş oluyor. Şimdi kimisi de isteyebiliyor maalesef. Hani kadın olsun, erkek olsun, bir parça huzursuzluktan zevk alan insanlar da var maalesef. Lakin eğer durum böyle değilse, ben oynamıyorum bu oyunda diyebilmek bence güç gösterisidir. Hani kadının kendi değerini bilmesiyle çok ilgili. O sebeple o anlıyorum büyüklerimizin, ya eskiden insanlar 50 yıl boyunca işte ölene kadar devam ediyordu dedikleri, biz Evet. bilmiyoruz neler yaşadılar, ne sıkıntılar atlattılar. Lakin bazı şeyleri doğru yapmadıkları belli. Doğru yapsalardı sonrasında gelen jenerasyonlarda bazı sıkıntılar, sorunlar olmayacaktı bu ilişki bazında. Hani onlardan gördüğünü devam ettireceği için, o doğruları devam ettireceği için insanlar yine takıldı galiba. Çok mutlu mesut devam edecek evlilikler. Ay, bu arada takıldı, umarım kaydediyordur. Takıldı ama umarım kaydetmiştir ve böyle durumlarda bende mi internet azalmış oluyor, karşı tarafta mı, onu da bilmiyorum.
Ben Ama de ben bilmiyorum. Şu an mobil veri açık benim. Wi-Fi'de belki sıkıntı olur diye ama bilemedim. Sizin görüntü gitti. Benimkisi duruyordu aslında. Bende de sizin görüntünüz gitti. Olsun, umarım kaybederken düzgün Umarım. kaydettir. Onu da bekleyip görmüş olacağız. Çok güzel bir konu. Ben bunu hep düşünmüşümdür. Hani tabii senle aramızda biraz yaş farkı var. Hani yeni jenerasyon, hani daha yeni jenerasyon bu olaya nasıl bakıyor diye. Hemfikir olmamız beni çok mutlu ediyor. Çok böyle güçlü bir tayfanın geliyor olması çok sevinç verici. Aslında bu konu biraz kafa karıştırıcı. Hocam nasıl söyleyeyim? Bizim jenerasyon diyeyim yani Z kuşağı diyorlar sanırım bize. Bir kısmı gerçekten çok güçlü. Hani çok güçlü yaşıtlarım var. Hani duruşuyla, aldığı eğitimle. Ne bileyim hani kendini bir cinsel obje olarak değil de hani bir sırf kadın olduğu için lanse etmek değil de hani ön plana çıkarmak değil de zeki olduğu için, başarılı, azimli olduğu için ön plana çıkarmaya çalışan yaşıtlarım da var, akranlarım da var. Ama tam tersine kendini sadece güzelliğiyle ön plana çıkaran ama hani herhangi bir ürettiği bir şey olmayan, ne bileyim topluma, insanlığa, kendi ailesine, en başta kendisine bir katkısı olmayan akranlarımız da var ne yazık ki. Biraz karma bir nesil olduk biz yani. Ama nasıl diyeyim, ne yazık ki böyle kendini başarılı bir kadın olarak ön plana çıkarmak isteyen kişiler az diyelim. Evet, bir hak arayan, hak talebinde bulunan çok fazla akranım var ama şöyle de bir problemimiz var. Bu hala devam ediyor bizlerde. Bilgiyi hani nasıl diyeyim, sadece duyduğumuz kadarıyla aldığımız için hani araştırma gereksinimi duymuyoruz, ne bileyim hani onu teyit etme gereği duymuyoruz ya da doğru olanı öğrenmeden sadece duyduğumuz kadarıyla yetindiğimiz için aradığımız hak hani yanlış yöne doğru gidiyor. Ne bileyim başkalarının haklarını ihlal etmek gibi ya da hakkını yanlış yerde aramak gibi problemlere yol açıyor. Bu da bilinçsiz bir hani kitleyi ortaya çıkarıyor ne yazık ki ve özellikle mesela feminizm gibi bir durum bir görüşün yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. Özellikle hani kadın akranlarımdan söz edecek olursam. Bunu biraz daha mesela erkek düşmanlığı gibi bir algılama durumu söz konusu ama halbuki böyle bir durum yok. Ama dediğim gibi hani yapılan paylaşımlar, konuşulan, söylenen, sarf edilen sözler sanki bu düşünceyi erkek düşmanlığı gibi algılamaya sebep oluyor ve bu ister istemez siyasi meydanlarda işte meclislerde falan konuşulurken hani kadınları ister istemez itici bir güç olarak algılıyorlar. Bu da dediğim gibi tamamen bilgiyi hani işte internetten aldığımız, her gördüğümüz habere inanmamız, asla doğruluğunu teyit etme gereği duymamamızdan kaynaklı bir durum diye düşünüyorum. Yine konumuza hani dönecek olursak kadınların ekonomik sosyal yaşamdaki yeriyle ilgili. Bizim en büyük problemimiz yine kendi hemcinslerimiz diye düşünüyorum. Ben hep böyle söylerim. Çünkü aslında kadınlar kendi aralarında birbirlerini daha çok yargılıyorlar, daha çok eleştiriyorlar. Özellikle mesela işte nasıl diyeyim? Aman diyor, ne çalışacağım, ne okuyacağım? Bana kocam baksın. Sen de okuma işte, okuyup da ne yapacaksın gibisinden. Ya da işte okuyan arkadaşını, çalışan arkadaşını işte hoş olmayan sözlerle yargılama durumu. Yine hem işte dediğim gibi hani motivasyonunu düşürüyor ve hani diğer arkadaşını da kötü etkilemiş oluyor diyelim ve mesela kadınlar arasındaki hani giyim kuşamla bile hani görüntüyle bile birbirimizi yargılıyoruz. Örneğin ülkemizde şöyle bir algı söz konusu. Kapalı bir kadın kesinlikle belli bir siyasi gruba dahildir. O siyasi gruba dahil olduğu için iyi yerlere gelmiştir. Ya da işte başörtüsü olmayan kadın işte kötü yollarla çalışıyordur.
belli bir siyasi gruba dahildir. Yani kıyafetle bile sadece bir kadının siyasi görüşünü, maneviyatını biz eleştirebiliyoruz ve onları etiketleyebiliyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Yani eğer bir kadının başı açıksa dindar değildir, maneviyatı düşüktür ve X partisinin üyesidir. Ama halbuki bunun tezat olduğu konularda oluyor, yani mecliste de görüyoruz böyle şeyleri, durumları. Dediğim gibi en büyük problemimiz ön yargılarımız zaten ve hem cinslerimizin bize uygulamış oldukları bir takım baskılar. En hani komik olan durumlardan biri şuydu: Aile Bakanı kadın, yani işte börek açmayı bilmeyen kadın kadın değildir gibi bir Acaba mı diye de çok düşünmüştüm ben o dönem. yani böyle bir cümleyi kurabiliyor. Bir kadın olarak ve mecliste olan bir kadın olarak en başta kendisini savunması gerekiyor. Yani orada olduğu için hani ben buraya geldim, hemcinslerim de buraya gelebilirler şeklinde savunması gerekirken, börek açmayı bilmeyen kadın kadın değildir diye bir aile bakanı olarak bunu söylemesi hem şiddete hani yol açmış oluyor. Aynı zamanda işte hani kadın, illa her kadın yemek yapmayı bilecek, her kadın temizlik yapmak zorunda gibi bir algı oluşturuyor. Bunlar ne kadar doğru? Şimdi eğer insan bazında bakarsak her insanın karnını doyuracak kadar yemek yapabilmesi elzem. Şimdi aç kalırım ben yemek yapamazsam. Bu pandemi Tabii ki. döneminde bunu da gördük. Hani erkek kadın ayırt etmeden restoranlar kapandı. Hani demediler ki kadınları almıyoruz çünkü kadınlar evde yemek yapabilir. Erkekler de sadece satış yapacağız demedi hiçbir restoran. Tamamen kapattılar ya da işte to go servisi yapan, eve yemek gönderen firmalar demediler ki siz kadınsınız, siz evde yapabilirsiniz, biz sadece erkek müşterilerimize hizmet vereceğiz demediler. Demek ki bu işin kadını erkeği yok. Yani her insan, her sağlıklı birey, eli kolu tutan, kafası çalışan her birey canının istediği yemekleri yapabilecek kadar bir kapasiteye sahip olmalı. Kesinlikle. Bu illa börek diyebilir. Birisi çok böreği seviyordur. Diğeri de der ki işte ya mantı yani bilmiyorum hani şey yarış pisti açık herkes ne hangi alanda yarışmak istiyorsa ya da çok sevdiği yemekleri tabii yapabilsin insanlar. Lakin bunun Kesinlikle. kadına erkeği diye bence bakılamaz. Evet her insanın belli bir birkaç yemek biliyor olması kendisi için en önemli en önce lazım. Hani düşünsenize pandemi döneminde yemek yapamıyorsunuz, restoranlar da kapalı. Sadece makarna ve yumurta mı yiyeceğiz? Yani. Öğrenmiş olanlar şimdi kârdalar. Hani istediği yemeği, böreği elinde yapabilir. Şimdi buna insan bazında bakıp kadın erkek demeden herkes odasını toparlamayı, evini temizlemeyi, kendine yetebilmeyi her alanda öğrenmeli. Çünkü ne kadının bugün evin alışverişini erkek yapacak diye beklemesi anlamlı, ne de erkeğin bugün yemeği kadın yapacak diye beklemesi anlamlı. Ha, bunlar jestlerdir ilişkide, çiftler arasında. Biri alışverişi yapar, o taşır gelir, güzel ne güzel. Kadın da yine o gün evdedir, vakti vardır, jest yapmak ister ve güzel bir yemek yapar. Yani lakin ikisi de karşı tarafın görevi olarak görülemez. Yani ben bugün şunu eşimin görevi olarak göremem. Hani ya eşim yok da olduğu zaman hani o evin kirasını ödeyecek, o evin alışverişlerini yapacak diye görürsem o da bana der ki evet sen de o zaman evi temizleyeceksin ve yemekleri sen yapacaksın. Bunlar söylenmeyen sözleşmeler yani yazılı değil, sözlü de değil. Lakin neyi alıp neyi verdiğinize dikkat etmeniz lazım. Hani eğer bekliyorsa bir kadın ya da erkek. Bunu erkek de düşünülebilir. Karım ödesin kirayı. O çalışsın ve o getirsin evin ekmeğini, yemeğini derse o zaman da beyefendi evde oturup evi temizlemeli. Yani bunu birisi yapacak. Çiftler birlikte çalışıyorlarsa zaten hafta sonları bununla geçiyor. Ya bir yardımcıya ihtiyaç duyuyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Hani burada bir hiyerarşi oluyor. Yani tek tarafın sürekli oturduğu, hiç vermeyen taraf olduğu bir sistem zaten yok. O sebeple ben ne veriyorum, ne alıyorumu da düşünmek lazım. İlla çift bazında düşüneceksek, tek bazında düşünürsek de herkes hayatını idare ettirecek kadar parayı kazanmalı.
yemeğini, çorbasını, temizliğini yapacak kapasiteye sahip olmalı diye düşünüyorum. Bu arada kadınların birbirleriyle olan analiz ve yorum telaşları, çabaları da dediğim gibi işte illa şöyleyse şöyledir. Maalesef çok fazla. Biz bazen alın terini görmeyi unutuyoruz, ihmal ediyoruz. Başarıların arkasında hep bizim kafamızda işte şu başarıya götürür dediğimiz şeyleri arıyoruz. Ya zengin bir aileden geliyordur diyoruz, o sebeple başarılıdır. Ya zengin bir eşi vardır, başarılıdır. Ya işte bahsettiğin gibi şu partinin üyesidir de o sebeple başarıya ulaşmıştır gibi gibi. Oradaki istikrarı, oradaki disiplini, oradaki emeği göremez hale geldik birçoğumuz. Bunları belki görsek, yani madem onun yolu bu, o zaman sen de yap, değil mi? Hani belli ki orada bizim bilmediğimiz başka şeyler de var. O sebeple bir başkasının başarısında neyi nasıl yaptı diye düşünmek yerine ben nasıl kendimi bir yere taşırımı düşünmeli bugün bizim kadınımız da erkeğimiz de. Dediğim gibi özellikle de kadınlar birbirini koruyup destekleyip bir kadının başının açık olması, onun ne bileyim dini inançları ile ilgili bize çok fazla bilgi vermiyordur. Yani illa her başı açık olan kadın ateist değildir. İnançlı olan ve başı açık olan kadınlar da var. Yani ben de evet inançlıyım ama bakın bugün gayet transparan giyinmişim. İşte başım da açık. Şimdi birisi bana gelse inançsız bu kadın dese yanılmış olur. Yahut da bazen görüyoruz maalesef bu son dönemlerde çok meşhur oldu Müge Anlı'nın konukları. Kadın gayet başı falan kapalı ama bilmiyor üç çocuğunun üçü başka başka babalardan bir kişiyle evli olmasına rağmen. Yani hani dış görünüşe aldanıp da insanları analiz etmeye çalıştığımız zaman yanılacağız. Kadınsak da yanılacağız. Kadını analiz ederken de bu bilimleri göze alarak erkeği de analiz ediyorsak böyle yine yanılmış olacağız. Öyle. Ama yine çok güzel bir konu açtın. Teşekkürler. Böyle hocam. Bir sorunuz var mı? Nasıl Sorum devam edelim? şöyle, ben telefonu biraz karşıya koydum ve o sebeple de her şeye yorumları göremiyorum. Ama bazen şimdi onlara dilersen bir göz atalım neler yazılmış diye. Size %100 katılıyorum demiş bir izleyicimiz Mehtap Hanım, o da adaşım. Birkaç yorum vardı. Onları şu an görmeye çalışıyorum. Tek nedeni çaresizlik demiş. Mesela sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bir insanın bir insana katlanıyor olmasına tek neden çaresizlik olabilir mi? Yoksa acaba başka faktörler de var mıdır? Aslında hani bana da çoğu zaman çaresizlik gibi gelmiştir ama hani şöyle ki bazı kadınlar da var hani her şeye rağmen sevdiklerinden dolayı hani eşlerine olan bağlılıklarından dolayı vazgeçmeyebiliyorlar, direnmek istiyor olabiliyorlar. Ama hani gözlemlediğim çoğu genellikle çaresizlikten çünkü hani söylenen sözler bunu hani düşündürüyor. İşte bizim zamanımızda yoktu. İşte imkanımız olsaydı çeker miydik gibi cümleler. Bunlar bize gösteriyor ki demek ki çaresizlikten. Ve hani bazı kadınlar mesela hani eşiyle problemli olan kadınlar bir takım kurslarla, meslek edinme kurslarıyla falan meslek edindiklerinde veya iş hayatına atıldıklarında herhangi bir şekilde kısa zaman sonra eşlerinden boşandığı görülebiliyor yani. Bu da yine ekonomik çaresizliğin hani göstergesi ister istemez yani düşünmeden edemiyoruz. Muhakkak payı vardır ekonomik çaresizliğinde. Lakin duygusal bir destek de görememelerinin de büyük bir payı var. Mesela Kesinlikle. birçok aile evlendirirken işte evlatlarına kına yapıyorlar. Bu ne demek? İşte kurban ediyor eşini. Yani biz bir de kurbana kına yakıyoruz. Bu da gelinlere kına yakıyoruz. Hani sanki böyle bir ritüel var. Alışılagelmiş yapıyoruz. Belki yarın öbür gün evlenirse bunun farkında olan kadınlar da bunu yapacak.
kurban gibi adandıkları bir yerde olmadığı zaman dönebilmesi bazen zor oluyor. Yani ekonomik şartları yerinde de olsa hanımefendilerin bu geleneklerden dolayı dönemiyorlar. Çok üzülerek duymuştum bir tanıdığımdan ve bu baba bizzat kendisi söylemişti. Yani şahsın babasından duymuştum ben. Bu boşanmaların artmasıyla ilgili konuşuyorlardı ve şey dedi, ben dedi kızıma gelirse bu evin tuvaletinde dahi yer yok dedim dedi evlendiği gün. Bak dedi çok güzel gidiyor evliliği dedi. Yani ne kadar üzücü bir şey. Bir kadın bunu duyarsa, duymuşsa o baba evine geri dönebilir mi? Mümkün değil. Birçok Kesinlikle. ülke, birçok şehrimizde de maalesef kadının boşansa yalnız yaşayabilmesi, yani baba evine böyle bir opsiyon olunca dönemeyecek, yalnız bir eve de çıkması zaten onun 2-3 kere damga yemesi demek. Üzücü. Öyle olmaması taraftarıyım ama halen böyle olan durumlar var. O sebeple de o durumlarda bu kişinin üniversite diploması olsa da ekonomik imkanları el verse de bu geleneklerden, bu yanlış yetiştirmeden dolayı dönemiyorlar. Yine bir başka faktör alışkanlıkları oluyor. Tabii ki eşine alışmış oluyor. Yeni birisine alışmak istemiyor, bırakamıyor. Bundan sonra gelen daha mı iyi olacak diye bırakamıyor. Ve bir de şöyle bir durum daha söz konusu. Eğer bir kız evladı babasından sürekli şiddet gördüyse, bizzat kendisine değil lakin şiddetin annesine uygulandığını gördüyse onun için normalleşiyor. Ve şiddet varsa kendi evliliğinde şiddetten dolayı bitirmeyi, evliliği hani evliliği bitirecek bir sebep olarak görmüyor. Çünkü çocukluğundan beri gördüğü ve tanıdığı bir durum. Aynı durumu aldatmak için de görebiliriz. Mesela annesi, anneannesi aldatılmışsa hanımefendi aldatıldığı için 3 jenerasyon sonrasında dahi aldatıldığından dolayı evliliğini bitirmiyor. Çünkü onu evliliği bitirecek bir faktör olarak görmüyor. Onların o ailenin normalitesi olmuş oluyor maalesef. Yine bir başka faktör aklımdaydı az önce maalesef unuttum. Şiddet yine eşlerin tehditleri evet aklıma geldi. Bu durumda da devletin onu koruyamayacağından korkması kadınların bunlardan dolayı maalesef devam ediyor. Bu evlilikler ne yapabiliriz biz belki toplumca? Sen biliyorsun sosyal hizmetlerde de çalıştığın için devlet önce devlet destek olabilmeli bu kadınlara ki kadın demeli ki ben çıksam da yani bu ülkenin polisi, askeri yani ben korunacağım. Bana hiçbir şey olmayacak. Ne eski eşim ne de kendi ailem. Eğer ailede tutucu bir yapıya sahipse ikisi de bana zarar veremeyecek. Bana hiçbir şey olmaz diyebilecek. Yine istihdam yeterince varsa o ülkede diyecek ki iş bulurum ya ne olacak ki bir karnımı doyuracak bir iş bulurum diyecek. Yine Kesinlikle. kolaylaşmış olacak. Ve biraz da belki kendini sevebilmeli kadınlarımıza, kızlarımıza, insanlarımıza bunu öğretmeliyiz. Bunu çok ihmal ettiğimizi görüyorum. Kendini sevmiyor, kendini sevilecek bir vatandaş, insan olarak göremiyor ve o zaman da katlanıyor birçok insan. Çünkü sevilmeyeceğini zannediyor, hak ettiği sevginin o kadarcık olduğuna inanıyor ve o fena evliliği yürütüyorlar maalesef. Öyle. Kesinlikle. Yine aklıma bir konu geldi hocam. Bir televizyon programı hani izlemiyordum ama sosyal medyada illaki karşımıza çıkıyor. Evet. İzdivaç programıydı sanırım ya da ona benzer karışık bir karma yapılı program. Kadın şöyle söylüyor aday için. Senin maaşın benim benzin parama yetmez. Benim kuaför masraflarımı karşılamaz. İşte benim bakımım var. İşte onları karşılamaya yetmez gibi bir algıyla bakıyor. Hani bu bana hep itici gelmiştir. Yani hiç hoş değil. Bir kere hani hem kendini küçük düşürmek, aynı zamanda da hani toplumsal cinsiyet eşitsizliği dediğimiz zaman hani hep kadından bahsediyoruz ya. Tabii bunun bir de erkekler için olan tarafı var. Bu tamamen kesinlikle hani bu bir erkeği aşağılamak gibi bir durum. Sonuç olarak onun da belli bir gücü, bir potansiyeli vardır. Ama dediğim gibi bizim toplumumuzda erkekler biraz daha böyle bankamatik görevi
görüyorlar. Evin ekonomik işte istemez. efendim. İster istemez hani buna mecbur kalıyorlar Evet, maalesef. kesinlikle. Hani evin böyle bütün giderlerini sadece erkekler yapmalı. İşte kirayı o ödesin, evin masrafını o karşılasın. Böyle bir algı var. İşte ne yazık ki bu da yine toplumun hani öğretmiş olduğu bir takım normlar diyelim. Hani bunların yıkılması için dediğim gibi en başta hani toplumun algısının değişmesi gerekiyor. Bu da doğru eğitimle mümkün olacak. Yani çoğunlukta erkeklerin okutulduğu, hala kız çocuklarının okutulmadığı bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. Hani nasıl diyeyim, illegal yollarla bir şekilde kızların eğitimleri durduruluyor. Her ne kadar desek de 12 yıllık eğitim zorunlu diye bu bir şekilde engellenebiliyor yani kolaylıkla. En basitinden şöyle söyleyeyim. Bugün bir devlet oturup bir aşiret ağasıyla sözleşme imzalıyor ki çocuk evliliklerine izin verilmesin diye. Hani bu çok absürt bir durum. Bir devlet aşiret ağası reisiyle imza sözleşme yapıyor. Hani kız çocukları evlendirilmesin diye. Bunlar da işte yine en başta bizi her seferinde hani politikalara, yasalara yakınmaya yönlendiriyor. Yine az önce dediğimiz gibi eğer kadınlar hani güvenebilse, diyebilseler ki hani ben devlete hani benim bir devletim var beni koruyabilir. Kısa sürelik de olsa hani o süreçte bana yetebilir onun desteği diye ama bugün şiddet gören bir kadın işte karakola kolu kuvvetlerine uğradığı zaman ya göz ardı ediliyor, çok geç kalınıyor. İşte illa bekliyorlar ki kadın çok ciddi hasar alsın ya da ölsün. Onu bekliyorlar ki ölse dahi bir kadın hani nasıl diyeyim bilinmeyen bir şekilde öldürse bile aslında biliniyor ama bunlar örtbas edilebiliyor. Ne bileyim işte onu yapan kişinin, öldüren erkeğin hani katil olanın siyasi bir ayağı var, bağlantısı var. Bu şekilde yaptığı suçtan feragat edebiliyor yani kurtulabiliyor. Bunlar işte hani ülkemizin ve yine gelişmekte olan birçok ülkenin en büyük problemi. Hani sadece kendi ülkemizden de söz etmek doğru olmaz. Gelişmekte olan, gelişmemiş bütün ülkelerin sorunu bu. Dediğimiz gibi hani en başta doğru politikalar, doğru yasalar ve adaletin sağlanması gerekiyor. Bir kadın öldürüldüğü zaman bir devletin susması Kaldım. Tamam. Bu konuğum maalesef galiba onun interneti kesildi. Güzel konular demişler. Genç yaşta evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki hiç iyi düşünmüyorum. Çünkü daha insan kendisini tanımadan karşısındaki insanı tanıyamaz. Ve hal böyle olunca da o dönem bu şekildeyken alınan evlilik kararı çok sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Evet, konuğum şimdi tekrar geldi. Ona yeniden davetiye yolluyorum. Bugün internetin asistliğine uğradık genç yaşta evlilik hakkında. Teşekkürler. Bir ara gittin geldin internettendir diye düşünüyorum. Umarım ben de ya da benim internetimden midir? Evet, konuğum yine gitti. Şu an iyisin. Görüntü var. Geliyor mu sesim? Evet hocam geliyor sesiniz. Sanırım benim internetimle ilgili problem var. Hafta sonu olduğu için yasak da var. İster istemez herkes yükleniyor internete. Doğru, büyük ihtimalle olsun ama yine de iyi götürdük bu. İlk bir saatimiz dolmuş az önce. Ne kadarını duyabildim şu an tam yani tam söylemek istediğin bitti mi bitmedi mi onu anlayamıyor. Yani onu düşünüyorum şu anda.
En son konuştuğumda bitmişti hani söylemek istediklerim. Ama Tamam. kaydoldu mu bilmiyorum. Umarım kaydolmuştur. Onu birazdan göreceğiz. Bu Umarım. arada bir konuğumuz genç yaşta evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Ben fikrimi söyledim. Duymadıysan şimdi de söyleyeyim. Hani insanların kendilerini tanımadan yapacakları evliliklerin çok da sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Belki de son dönemlerde ülke bazında yani birçok şehirde evlilik boşanmaların artmasını da buna bağlıyorum. Çok erken yaşlarda o yapılan evliliklere bağlıyorum maalesef. Peki sen ne düşünüyorsun genç yaşta evlilikle ilgili? Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum diyeyim hocam. Tamam, anlayabiliyorum. İnsanların daha henüz kendini tanımadan yani çok çok zordur bence. Bir de belki de evliliğe verdiğiniz tabii ki kutsal bir şey ama o anlamı abartmamamız lazım. Evet. Başlaması da en az bitmesi kadar normal. Hani öyle görüyorum. Çünkü bizim ülkemizde insanların birbirlerini tanıyabilmeleri için başka imkan maalesef sunulmuyor. Hani yasaklar çok fazla, görüşülmeleri işte çok fazla. Görüşülebilse hani birçok çift o evliliği yapmayacaktı zaten birbirlerini tanıma imkanı olsa diyelim. Öyle harika bir programdı. Ne yapalım? Devam edelim mi? Bir saatimiz dolmuş. Böyle devam edip tatlı mı bırakalım yoksa var mı hani aklında daha not ettiğin bir şey konuşacağımız bir şeyler kaldı mı? Yok hocam hani son olarak hani bir toparlayayım isterseniz. Onları söyleyeyim. Tamam. Öyle. Ben şöyle bir nasıl diyeyim slogan niteliğinde bir takım cümleler hazırlamıştım kendim. Kadın elinin hamuruyla her işe karışabilir ve o yaptığı hamurla ekonomik kazanç elde edebilir kendisi için. Aynen. Kadın güzelliğiyle değil zekasıyla ön plana çıkmalıdır. Hani zekasıyla, başarısıyla bir yerlere gelmelidir. Kendini sadece güzel olduğu için ki o güzellik algısı zaten herkes için değişir. Bu Görüşürüz. şekilde ön plana çıkarmamalıdır. Tüm gün TV karşısında oturup işte nasıl diyeyim kocasının parasıyla ve ona olan bağlılığıyla gurur duymak yerine bu toplumun onu bunu itmesine baş kaldırmalıdır bence. Kadının gücünden korkan ataerkil bakış açısı hani kadın hep geri planda tutmak için ahlak ve namus kavramlarının ardına sığınarak kadını değersizleştiren politikalarına devam ederken biz kadınlara düşen çocuk da yaparım kariyer de deyip gücümüzü ispatlamak ve hem ekonomik hem sosyal hem siyasal anlamda ve aynı zamanda hem de aile hayatımız için zekamızı kullanarak haklarımızı talep edeceğiz ve kadın dediğin yönetici, politikacı, eğitimci, sağlıkçı, ekonomist hepsinin yanında iyi bir eş ve iyi bir anne de olabilir diyeceğiz diyeyim. Oh ne güzel. Her fikriniz ağzına sağlık. Çok doğru. Katılıyorum. Ve çok mutlu oldum böyle düşünmene. Umarım böyle düşünen insanlar, böyle düşünen kadınlar artacaktır. Dediğin Umarım. gibi her birini yapabilmemiz mümkün. Kadının başarılı olabilmesi, okuması, çalışması, çalışmak istemesi, hiçbir şekilde iyi bir eş olmasına, iyi bir anne olmasına engel değil. Tam tersine annenin de evladını güzel yönetebilmesi için, güzel yönlendirebilmesi için hatta elzemdir okumuş olması, iş hayatında biraz deneyim sahibi olabilmesi, eşini anlayabilmesi açısından da çok değerli bu. Düşünsenize hiç çalışmayan bir kadının eşini anlayabilmesi, o iş hayatındaki onun o kurtlar sofrasındaki savaşını anlayabilmesi zaten çok zor. Bu sebeple aslında Kesinlikle. erkeklerin de çok değer vermesi lazım kadınların çalışmasına. Hemfikiriz dizi konusunda da bu kadar dizi belki bizim ülkemizdeki kadar dizi hiçbir yerde üretilmiyor çünkü izleyeni çok, takip edeni çok. Hep dizi diyeti yapsa kadınlarımızın birçoğu ya da insanımız bunu kadın erkek diye ayırmayalım. Neticede kimin izlediğini bilmiyoruz. Kesinlikle. Daha çok dizi diyeti ve bunun yerine daha çok kitap okunsa belki de çiçek gibi. Zaten ülkemiz çok güzel, her şey harika. Lakin daha güzel olacaktır. Bunlar bu şekilde mümkün. Çok güzel maddelere ayırdın. Muhteşem bir liste hazırlamışsın. Çok teşekkür ediyorum. Ben Öyle teşekkür kadın. ederim hocam.
Abi ben de teşekkür ederim. Katıldığın için, zaman ayırdığın için, kafa yorup bizlerle bunu paylaştığın için çok teşekkürler. Umarım etkili olmuştur. Yani bir öğrenci olarak bilgilerim neticesinde ilerlemek istedim. Sadece çok da hani abartmadan. Umarım güzel bir yayın olmuştur herkes için. Kesinlikle etkili olduğuna inanıyorum. Bana çok faydası oldu. Ve beni çok mutlu etti bugünkü bu görüşmemiz, bu programımız. Hani hep diyorlar ya Z kuşağı, Z kuşağı diye. Pırlanta gibi aslında Z kuşağının büyük bir bölümü. Yani bak bunu senin sayende de görmüş oluyoruz. Ne kadar güzel düşüncelerin, kafa yorabilmen, analizlerin. Hayran kaldım. Çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgiler. Bu arada bizi izleyen, yorum yapan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Dönemediğimiz, araya kaynayan yorumlar olursa da aflarına sığınıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.